görsem, o zaman bugün Can Atalay'ın serbest bırakılması lazım. Yani gerçekten samimilerse Can Atalay'ı serbest bırak. O yani özgür, halkın özgür iradesiyle ve seçilme hakkı bizzat YSK tarafından onaylanarak seçilmiş birisi ve bugün kendisinin siyasi bir tutuklu olarak içeride olması bu ülkenin yani ayıbıdır, yüz karasıdır. Biz bunlardan bahsediyoruz. Şimdi üstelik de şu Numan Kurtulmuş da araya kat hocam. Yani bize anayasa dersi veren Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararıyla serbest bırakılması gereken oturuma katılacak cesareti olmadı. Evet. Yerine Bekir Bozdağ'ı yolladı ve utanmadan Can Atalay'ın bizimle bir ilgisi yok diyen adam, anayasanın hiçbir kuralını uygulamayanlar bize anayasa dersi şimdi vermeye kalkıyor. Biraz önce şey dediğiniz İkincisi de kendisi yönetmek zorunda kaldı ama kavga çıktıktan sonra. Tabii. Sayın Erdoğan'ın birbirine çelişen bir sürü işte böyle söylemi var. Bunlara benim çok sevdiğim bir siyaset bilimci bir arkadaşım şunu söylemişti. İlk İngilizcesini söyleyeyim. Kendisi bir political entrepreneur, yani siyasi müteşebbis demişti. Siyasi bir müteşebbis yaprak gibi savrulabilir. Yani bir sene sonra çok sert bir sağ söylemle de gelebilir. Ondan bir sene sonra tamamıyla çözüm sürecinden çok daha radikal bir adım da atabilir. O yüzden bana göre Tayyip Erdoğan hakkında yapılmış en iyi yorumlardan bir tanesi bir siyasi müteşebbis olması. Benim yorumumu dinlememişsin. Nedir, duymadım onu. Ben de şöyle diyorum. Tayyip Erdoğan'ın dünyasında sabah ilk kalkan danışmanın siyasi görüşüne göre devrim var. Eğer Mehmet Uçum ilk kalkmış, Recep Tayyip Erdoğan'a ilk ulaşan o olmuşsa Recep Tayyip Erdoğan o gün komünist oluyor. Eğer Yiğit Bulut erken kalkmış, ilk o ulaşmışsa kapitalist oluyor. Eğer Fahrettin Altun kalkmış, erken ulaşmışsa o gün İslamcı oluyor. Evet. Yani, bu bizi şuna götürüyor hocam. Popülist bir zihniyet. Programın başında bahsettik ya, hani devletin bütün mekanizmalarıyla beraber ciddiyetini kaybetmesi, gücünü kaybetmesi. Bu da aslında buna bir delalet. Mesela meclis başkanı Numan Kurtulmuş sıradan birisi değil. Yani siyasi olarak da sıradan bir figür değil. Aynı zamanda Türkiye'de yasama faaliyetlerini yürüten meclisin başındaki kişi, meclis başkanı. Onun söylediğini Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı çok kısa bir süre sonra bayağı da sert bir şekilde eleştirebiliyor. Şimdi siz şunu beklemez misiniz? Devlette bir ciddiyet beklemez misiniz? Meclis başkanı bir açıklama yapıyorsa, arkasında bu Cumhurbaşkanı baş danışmanının, Cumhurbaşkanı'nın da onayı olan bir açıklama olması lazım. Sıradan birisi yapmıyor açıklamayı. Bir AK Parti il başkanı ya da bir milletvekili yapmıyor. Meclis başkanı yapıyor. Meclis başkanının yaptığı açıklamayı bir gün sonra Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı tamamıyla çok da sert bir şekilde eleştirebiliyor. Yani o bizzat programın başında dediğim şey şu. Devletin itibarının kalmamasını buradan da anlayabiliyorsun. Bir gün içerisinde 3 tane farklı yerden, meclisten, Cumhurbaşkanlığından, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağından 3 tane ayrı ses gelebiliyor. Ya bu da bir bu ciddiyetsizlik. Bu arada Mehmet Uçum'a, Ümit Özdağ'a, Cemal Enginyurt en sert tepkiyi gösterip sen kimsin meclise parmak saldırıyorsun, hat bildirmeye kalkıyorsun, sen hadsiz adam, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na sen hat bildiremezsin deyip tepki gösterip meclis başkanına sallanan o parmağa karşı duruyoruz. Ama meclis başkanı öyle bir re dönüşü yapıyor ki, yani o yaşına rağmen muhteşem bir re dönüşü yapıp ben öyle demedim deyip Mehmet Uçum'dan sonra yeni açıklamasıyla yapmış olduğu bir önceki açıklamayı da evet. Yalanladı değil mi? Kendini yalanladı. Ya böyle bir meclis başkanı olur mu? Ben Numan Kurtulmuş'un yerinde olsam, Allah nasip etmesin ama yeri makamda olmak isterim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da Numan Kurtulmuş olmak istemem. İstifa ederim ya. Onurunla oynandı ya. Ama yanlış Mehmet Uçum hakaret etti. Söylüyor kendisi. Bak, i̇şte ama burada aslı yanlış anlaşıldım dediğin cümle aynen şöyle. Evet. Aynen şöyle. Üçüncü maddesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür ibaresi devrik bir cümledir. Devletin ülkesi ve milleti olmaz. Bunu değiştirmeliyiz dedi. İşte değiştirmeliyiz dediğinde dördüncü maddeye göre suç işliyor. Suç işliyor. Suç işlemiş oluyor. Değiştirmesi ve teklif edilemez. Mesela Cenevre dedi kendisi, yarın Ankara'ya geliyor bildiğim kadarıyla.
Ve önümüzdeki hafta da tabii siz daha vakıfsınız bu konuya, partilere tekrardan ziyarete başlayacak. Biz kabul etmiyoruz. Siz kabul etmediniz. Ona geleceğim ama mesela ilk ziyaret ettiysem hep MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. İlk turda da öyleydi. Önceki görüşmelerde de hayırlı olsun ziyaretleri de öyleydi. Önümüzdeki hafta mesela ilk MHP liderine mi gidecek? Bugün ben MHP'nin grup toplantısındaydım. Orada dinledim Sayın Bahçeli'yi. Ve ilk dört maddeyi okuyarak grup toplantısını sonlandırdı. Üçüncü maddeyi söylerken, yani Numan Kurtulmuş'un işte üçüncü madde sözlerine atıfta bulunarak da bütün milletvekiller ayağa kalkarak mesela Sayın Bahçeli'yi alkışlamış oldu. Bugün Sayın Bahçeli Numan Kurtulmuş'a tarihi bir ayar verdi. Dün de Recep Tayyip Erdoğan verdi, işte Ümit Hocam'ın söylediği gibi. Başlamış aynı anda 3 tane ayrı açıklama Numan Kurtulmuş'a tarihi bir ayardır. Onun için istifa etmeli diyorum. Yani meclis başkanlığı sıfatına sahipsiniz. 600 milletvekilinin başındaki insansınız. Bir danışman size ayar veriyor. Siz R yapıp geri dönüyorsunuz. Yetmiyor. Ertesi gün onun uğruna mücadele verdiğiniz, her türlü kendinizi siper ettiğiniz Cumhurbaşkanı sizi yine yerden yere vuruyor. Ne AK Parti'nin ne de Cumhur İttifakı'nın anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili hiçbir meselesi yoktur diyor. Ve bugün Sayın Bahçeli öyle sert açıklamalar yapıyor ki sizi yerden yere vuruyor meclis başkanı olarak. Ama tabii Numan Kurtulmuş'ta surat yok, utanmayacak demek ki. Yoksa bir adamda utanma olsa ben öyle demedim deyip de Mehmet Uçum'dan sonra geri vites yapar mı? Yapıyor. Ben hep söylüyorum, Numan Kurtulmuş'un tek derdi var Aslı. Bir daha ikinci dönem meclis başkanı olmayı hayal Haziran'da ediyordu. Haziran'da sanırım. Haziran'da hayal, aday olmayı hayal ediyordu. Hayali iki gün içinde yerle bir olmuştur. Bu arada onu söyleyeyim. Numan Kurtulmuş'a geçmiş olsun. Eğer meclis başkanı olsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağını biliyordu. Kendisi onun yerine aday olmak için hayal kuruyordu. Hayali elinde patladı. Geçmiş olsun. Bundan sonra artık gider torun sevmeye gider. Bundan sonra daha milletvekili de yapmaz Recep Tayyip Erdoğan onu. Ve göreceksin, meclis başkanı adayı da yapmayacak. Burada tarihe not düşelim. Meclis başkanı adayı bile yapmayacak onu. Oysa normalde Sayın Kurtulmuş Has Parti'deyken çok sert ve çok düzgün söylemlerle bizler AK Parti'yi sol cenahtan eleştirirken kendisi de sağ cenahtan eleştiriyordu. Tabii. Ve çok çok doğru bir muhalefet yapıyordu. Yani makul. O zamanlar Has Parti'nin yaptığı muhalefet, Numan Bey'in kullandığı dil çok önemliydi. Olaya hepimiz muhafazakarız deyip bir sınıf mücadelesi üzerinden yaklaşıyordu ve Has Parti çok iyi gidiyordu. Dolayısıyla o yüzden